Arkadaşlar merhaba. Bu videoda geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan duyurusunu yaptığım projenin detaylarını konuşacağız. Şu ana kadar kendi çabalarımla oluşturmaya çalıştığım bu küçük topluluğumuzun içerisinden bir proje ekibi kuracağız. Ve bu proje ekibiyle büyük bir projeye kalkışıp bunun tüm süreçlerini sizlerle paylaşacağız. Bu videoda bu ekibin nasıl kurulacağından ve nasıl ilerleyeceğinden sizlere başlık başlık bahsetmeye çalışacağım. 7 başlık oluşturdum bunun için. Öncelikle bunları ekrana alalım ve sonrasında bunları da tek tek parça parça sizlere anlatmaya çalışayım. Birinci başlığımız tabii ki de bu kurulacak olduğumuz ekibin amacı ne olacak? Bunu inceleyeceğiz. Nasıl çalışacağız? Ekipte kimler olacak? Neleri hedefliyoruz? Ekipte yer almanın artıları ve eksileri nelerdir? Ve ekibe nasıl katılım sağlayabilirsiniz? Bunları başlık başlık sizlere anlatmaya çalışacağım. Birinci başlık olan amacımız ne sorusundan başlayalım. Amacımız öncelikle tabii ki keyifli, kaliteli vakit geçirmek olacak. Ama bunun dışında benim hedeflediğim asıl amacımız sizlerin arasından kaliteli bir ekip kurup bu ekiple büyük bir projeyi nasıl da basitçe ayağa kaldırabileceğimizi diğer tüm izleyicilerimize göstermek olacak. Ben buradaki takipçilerimi gerçekten önemsiyorum. Ve bu zamana kadar yaptığım gibi bundan sonraki videolarımızda da bilginin ham halinin nasıl işlendiği ve sonuca nasıl ulaştırıldığını sizlere ham bir şekilde, objektif bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu ana kadar benim tek başıma yapmaya çalıştığım projeleri izlediniz. Kimisi başarılı oldu, kimisi başarısız oldu, kimisi yarım kaldı, devam edemedik. Ama bundan sonraki süreçte daha büyük bir ekiple ve daha büyük bir projeyle karşınızda olacağız. Dediğim gibi daha büyük bir proje hedefliyoruz. Şu anda projeyi henüz açıklamayacağım. Ancak daha büyük olduğundan emin olabilirsiniz. Bu projeyi parçalara bölüp her bir parçasını farklı bir kişiyle geliştirip sürecin nasıl daha hızlı bir şekilde ayağa kalktığını göreceksiniz. Ayrıca takipçilerimizin çoğunun 18-24 yaş aralığındaki öğrencilerden oluştuğunu düşünürsek bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın çoğu ekip çalışmasında daha önceden hiç bulunmamış kişiler olacak. Ekip çalışmasının faydalarını da bu videoda bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize göstermek istiyorum. Ekipte her alandan bilgili arkadaşlar olacak. Bunlarla hobi amaçlı değil de gerçek bir ciddiyetle, iş ciddiyetiyle bir ürün geliştireceğiz. Amacımız dediğim gibi sadece hobi değil, özellikle prototip ortaya çıktıktan sonra birçok farklı fırsat kapısının açılacağına eminim. Farklı sponsorluklar, farklı işbirlikleri alarak bu ekibi belki de bir firma yoluna videolarla sizlerin de karşısında götürmeye çalışıyor olacağız. Henüz bu fikir aklımda çok yeni, bu yüzden notlarıma bakarak bundan sonrasını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ikinci başlığımız olan nasıl çalışacağız sorusundan devam edelim. Ben İstanbul'dayım, iş için İstanbul'a yerleştim. Bu arada bunun duyurusunu da yapamadım. Lise yıllarımdan beri hayalini kurduğum, hep çalışmak istediğim firmadayım, Baykar Makina'dayım. Hem hobimi hem işimi birleştirmek nasip oldu diyebilirim arkadaşlar. Burada gördüklerimin ve öğrendiklerimin de güveniyle bu ekibi oluşturma kararı aldım. Ve inşallah hayal ettiğim gibi bir ekip kurabilir ve projelerin altından kalkabiliriz diye umuyorum. Dediğim gibi İstanbul'a yerleştim, artık burada yaşıyorum. Atölyemi, tüm çekim ortamımı ve malzemelerimi geride bıraktım. Tabii ki yanımda bazı parçalar var ama yenilerini de burada tekrardan kurmaya başlayacağım. Öncelikle İstanbul'da olduğum için ve bu ekibin de kendi içindeki irtibatının güçlü olması gerektiği için öncelikle katılımcılarımızın, ekipteki üyelerimizin İstanbul'da olmasına önem vereceğim. Tabii ki İstanbul dışından da katılmak isteyen çok arkadaş var. Özellikle Instagram'dan duyurusunu yaptığımda keşke sadece İstanbul'la kısıtlı olmasaydı şeklinde birçok mesaj aldım. Talebiniz için çok teşekkür ediyorum. Sadece katılımın İstanbul'dan daha çok olmasını bekliyorum. Bu sayede İstanbul içerisinde çeşitli etkinlikler, buluşmalar, organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ekip toplantıları yapacağız. Geldiğimiz noktalarla ilgili birbirimizle sürekli irtibat halinde olacağız. İstanbul içinde olmayan arkadaşlar için de video konferans yoluyla biz ekipçe toplandığımızda sizleri de aramıza dahil edeceğiz ve toplantıları, görüşmeleri birlikte her ne olursa olsun yapmaya çalışacağız. Ekipte her alandan, her disiplinden kişilere yer olduğunu söylemiştim. Söylediğim gibi büyük bir ekip kuruyoruz ve sadece tekniker ya da mühendise ihtiyacımız yok. Ben muhasebeciyim, ekibe katılabilir miyim diye düşünmenize gerek yok. Ben satın almacıyım, katılabilir miyim? İnsan kaynakları
danışmanıyım, uzmanıyım, katılabilir miyim? Veterinerim, katılabilir miyim diye düşünmeyin. Her alandan insana ihtiyacımız var. Her alandan alanında bilgili kişilere ihtiyacımız var. Başvurunuzu yapabilirsiniz. Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın. Mesleğinizle ilgili olmasa bile belki sanatçısınız ama hobi olarak da bu işlerle ilgileniyorsunuz. Tekrar vurgulamak istiyorum. Ekibe katılabilirsiniz. Şu ana kadar tüm videoları ben çektim ve ben kurguladım. Bundan sonra da bunu yapmaktan kesinlikle çekinmem. Ancak özellikle video kurgu prodüksiyon işiyle kameramanlık gibi işlerde ilgilenen arkadaşlar varsa özellikle ekip buluşmalarında bu alanda bize yardımcı olacak arkadaşlara da ihtiyacımız var. Özellikle kurgu konusunda kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama belgesel tadında videolar ortaya çıksın istiyorum. Bunun için daha tecrübeli arkadaşlar katılmak isterlerse aramızda görmekten memnuniyet duyarım. Üçüncü başlığımız olan ne hedefleyeceğiz sorusundan devam edelim. Öncelikle eğlenmek tabii ki. Hedeflediğimiz şey eğlenmek, kendimizi, birbirimizi geliştirmek olacak. Aynı zamanda ekipçi çalışmanın avantajlarını hissetmeyi, takıldığımız yerde ekip arkadaşımızdan destek alıp nasıl birbirimizi motive ve teşvik edebileceğimizi göstermek ve kendimizde görmek, deneyimlemek hedefimiz olacak. Özellikle başlangıç aşamasında, ilk kuruluş ve emekleme aşamasında bu duygusal hedeflerin dışına pek çıkabileceğimizi sanmıyorum. Kendi öz kaynak ve öz bilgilerimizle ortaya bir şey çıkartacağız. Daha sonrasında büyük firmalara başvurup onlardan projemizi desteklemelerini, her ne konuda olursa, her ne şekilde olursa olsun onlardan destek talep etmeye başlayacağız. Karşımıza nasıl imkanlar çıkacak? Şu anda kestirmek güç, ancak çabaladığımız ve çalışmaya devam ettiğimiz sürece karşılığını alacağımıza eminim. Bir sonraki maddemiz, ekipte yer almanın artıları sizin için neler olacak? Öncelikle kendimizi kendi başımıza olduğumuzdan daha fazla eğiteceğiz, daha fazla teşvik edebileceğiz ve daha fazla kaynağa erişim sağlayabileceğiz. Belki çoğunuzun hayali, hedefi olan bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Belki de çoğunuzun benim gibi Steve Jobs veya diğer girişimcilerin filmlerini izleyerek gaza gelip bir ekip kurma hazzını yaşamayı hedefliyor olacağız. Yeni insanlar tanıyacağız, yeni çevreler edineceğiz, kendi tanınırlığımızı elde etmiş olacağız. Firmalarla görüşmeler yapacağız, onlara kendimizi anlatmaya çalışacağız. Bunun deneyimini yaşamak isteyen özellikle genç arkadaşlar için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Buluşmalarımız, etkinliklerimiz olacak. Dileyen her arkadaş kendi alanında video çekip ister kendi kanalına, ister bizim kanalımıza destek olmak için dediğim gibi içerikler üretebilecek. Bir topluluk kanalına dönüşmesini de istiyorum. Discord sunucumuzu kurarken ortaya koyduğumuz hedefi yoğunluktan dolayı tek başıma yerine getiremedim. Ama bu ekiple o ateşi tekrardan körükleyeceğiz. Bu yapmaya çalıştığımız şeyi bir şirket yönetmek gibi düşünebilirsiniz. Her aşamasında muhasebesinden, satın almasına, işe alımından, işten çıkarımına tüm alanları hep birlikte deneyimleyeceğiz. Hepsinde hepimizin söz hakkı olacak. Yaptığımız projede herkesin eşit hak sahibi olacak. Bu yüzden de diyorum, ister kendi kanalınız için içerik üretin, ister bizim kanalımız için içeriklere destek olun, isterseniz hiçbir içerik üretmeyin, sadece projenin ilerlemesine destek olun. Bunlar tamamen sizin inisiyatifinizde olacak. Gelelim ekipte yer almanın eksilerine. Bunları saymak biraz daha kolay. Öncelikle boş vaktinizi eğlendiğiniz, tutku duyduğunuz şey ile dolduracağız. Birinci eksi olarak bunu sayabiliriz. Tüm ekip olarak belki de konfor alanımızdan dışarı çıkmamız gerekecek. İkinci eksimiz bu olabilir. Ve belki de ilk aşamalarda biraz para harcamamız gerekecek olabilir. Şimdi ekibin neler yapacağından, nasıl yürüyeceğinden ve neleri hedeflediğinden bahsettik. Bunları yüzeysel, herkesin izleyebileceği kısalıkta olmasını hedefledim. Daha detaylı videolar, daha her başlık için farklı farklı videolar, daha detaylı bir şekilde bunları da yapacağız. Canlı yayınlarda yapacağız. Soru cevap olarak da birçok projemiz olacak ekip hayata geçmeden önce. Ancak dediğim gibi herkesin izleyebilmesi için en azından bu kanalı takip eden herkesin yaptığımız şeyle ilgili fikir sahibi olabilmesi için kısa tuttum. Aklınızda yanıtlanmamış sorular olabilir. Bunları lütfen yorumlar kısmında yazın. Bunları hem yorumlar kısmında cevaplayalım hem de yapacak olduğumuz daha detaylı videolarda bunlara yer verelim. Gelelim ekip arkadaşlarımızı nasıl seçeceğimize.
Takdir edersiniz ki her başvuran kişiyi böyle bir ekibe dahil etmek doğru olmayacaktır. Ekibe katkı sağlayabilecek ve ekipçe çalışabilecek olan kişileri bu ekibin içinde görmek istiyoruz. Bu yüzden ekibe katılmak için başvuracak olan arkadaşlarımızın öncelikle bir seçim ya da elemeden geçecek olduklarını bilmelerini istiyorum. Bundan rahatsız olanlar varsa lütfen baştan başvurmasın ya da umduğu sonucu almayan, ekibe kabul edilmeyen arkadaşlar bunu öğrendiğinde kendilerini bozacaksa lütfen dediğim gibi baştan başvuru yapmasın. Bir topluluk kuruyoruz, bir ekip kuruyoruz, aynı zamanda ciddi bir proje yapacağız. Bu topluluğu, bu ekibi belli kurallar çerçevesinde idare etmezsek başarılı olmamız mümkün olmaz. Bu yüzden başvuru yapan herkesin belli kurallar çerçevesinde çalışacağı ve ekibe uyum sağlamakla başta yükümlü olduğunu bilerek ve bunun farkında olarak başvuru yaptığını varsayacağım. Lütfen bunların bilincinde olun. Baştan bunu da söylemiş olayım. Gelelim başvurunun nasıl yapılacağına. Bununla ilgili yeni bir mail adresi açtım. Hem şu anda ekranda görüyorsunuz hem de videonun açıklamalar kısmında bu başvuru mail adresini paylaşmış olacağım. Oradaki mail adresine sizden bir ön yazı yazmanızı isteyeceğim. Sizi böylece tanıyabilecek ilgi alanlarınızı, hobilerinizi, nasıl bir çalışma disiplinine sahip olduğunuzu buradan öğrenmiş olacağım. Bunları mailde metin olarak değil, bir PDF dosyası olarak göndermenizi istiyorum. Mailin içeriğinde kısaca adınızdan, soyadınızdan bahsedebilirsiniz. Ek olarak da PDF ön yazı metninizi eklemenizi dediğim gibi istiyorum. Herhangi bir uzunluk kısıtlaması yok. Ancak sizi detaylı bir şekilde tanıyabilmek için olabildiğince detay verin. Tabii ki burada detaydan bahsettiğim kaç kardeşsiniz, abiniz ne iş yapıyor gibi şeyler değil. Sizin bu ekipte neler yapabileceğiniz, daha önceden neler yaptığınız, nasıl organizasyonların içinde bulunduğunuzla ilgili bir ön yazı talep ediyorum. Dediğim gibi sizi bu sayede tanıyacağım ve burada anlattığınız şeyler çerçevesinde değerlendirerek ekibe alım konusunda bir eleme yapacağım arkadaşlar. Tabii ki ön yazınızda ya da mailinizde size ulaşabileceğim mail adresi, telefon numarası gibi bilgileri de paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda birazdan birkaç soru vereceğim. Bunları da mutlaka ön yazınızda cevaplandırmanız gerekiyor sizi daha iyi tanıyabilmem için. Ön yazılarınızı okuduktan ve değerlendirdikten sonra seçmiş olduğum arkadaşlara dediğim gibi iletmiş olduğunuz yollardan dönüş sağlayacağım. Ve sizlerden bu sefer bir CV talep edeceğim. Bu CV ne için gerekli? Bir seçim yapmak için değil. Zaten öyle olsaydı baştan CV talep ederdim. Ancak bir işe alım yapmıyoruz. Bu yüzden CV'niz başlangıç aşamasında değil, ileride yapacak olduğumuz sponsorluk görüşmeleri için önemli. Ekipte kimler, nasıl bilgide, nasıl yetkinlikte insanların bulunduğunu sponsorlarımıza, potansiyel sponsorlarımıza gösterebilmek için CV'nize de ihtiyaç duyacağız. Bunu dediğim gibi başlangıçta herkesten istemiyoruz. Sadece ekibe katılımı onaylanan arkadaşlardan istiyor olacağız. Şu an çalıştığım yere girmemde %40 oranında büyük bir dilimde etkili olan şeyin ön yazım olduğunu söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yüzden ön yazı sizin kendinizi tanıtmanız için en önemli şey arkadaşlar. Lütfen nasıl yazılması gerektiğini bilmiyorsanız videonun açıklamalar kısmında bırakacak olduğum Haluk Tatar'ın CV ve ön yazı ile ilgili yapmış olduğu yorumları izlemenizi ve bundan sonra ön yazınızı yazmanızı istiyorum. Yine videonun açıklamalar kısmında eklemiş olduğum 4 farklı soru var. Ön yazınızın sonuna bu 4 sorunun da cevabını yazmanızı istiyorum. Bunlardan ilki motivasyon kaynağınız nedir? İkincisi başarı nedir? Sizce başarının tanımı nedir? Bunu tanımlamanızı istiyorum. Üçüncüsü ekipte hangi alanda çalışırsanız fayda sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Hangi alanda çalışmak istiyorsunuz bunu yazmanızı istiyorum. Dördüncü ve son olarak da eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ne sıklıkla yüz yüze görüşmelere katılabilirsiniz? Bunu yazmanızı istiyorum. Eğer İstanbul'da değil de şehir dışında yaşıyorsanız ne sıklıkla video konferanslarımıza katılabilirsiniz? Bunu yazmanızı istiyorum. Bu video dediğim gibi kısaca ne yapmak istediğimizden, amacımızdan bahsetmek istediğim bir videoydu. Bu videoyu hem katılım sağlayacak arkadaşlar hem de belki de ileride projemize destek olacak olan firmalar ya da kişiler tarafından izlenecek. Bu yüzden kısa ve özet tutmaya çalıştım. Çekim ortamım değişik. Şu anda İstanbul'dayım ve biraz göçebe şekilde yaşıyorum.
Bu yüzden bu alanında kusuruna bakmayın diyorum. Önümüzdeki videolarda ekibi kurduktan sonraki süreçte görüşmek üzere. Daha detaylı videolar gelecek. Sorularınızı dediğim gibi aşağıya bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.